Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. 11-hadisimiz ilonni ko'rib qo'rqqandan o'ldirmaslik haqida. Insoniyatga zarar zahmat yetkazadigan zararli kundalardan xalos bo'lishlik, bularni tinchitib yo'q qilishlik o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsalardan. Endi ana shu zarar ko'rganlardan bittasi ilon bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: Al-hayyatu ma salamnahum mundu harabnahum. Faman ra minhunna shay'an falyaqtulhu. Fa innahu la yabdu lakum muslimuhum. Wa man taraka minhunna falaysa minni. İlonlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Abu Davuddan keltirilgan hadis. Ular bilan urushgandan beri ularni salomat qoldirmadik. Shuning uchun kimki ularni ko'rib qolsa o'ldirsin. Zotan ularning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi. Kimki qo'rqib ulardan biron narsani tark qilsa bizdan emas. Jinlar ilon shakliga kirib ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Jin bo'lishi mumkin u. Lekin jinlarning musulmoni musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi. Ular o tog'larda, o uzoq joylarda yashaydi. Payg'ambarimizga ahd bergan ular musulmonlar uyida bo'lmaslikka. Tushunarlimi? Musulmonlarda sizlarni ko'zingizga ko'rinmaydi deb payg'ambarimizga marhamat qilyaptilar. Yana bir rivoyatda ilonni o'ldirib qo'ysam oqibati shatoq bo'ladi deb, oqibatdan qo'rqib o'ldirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdi, gohida jinlar ilon suratiga kirib yuradi. Ularni musulmonlarda sizlarni uyingizga kirmaydi, sizlarga ko'rinmaydi jumlasida shunda bir ishora bor. Payg'ambarimiz aytganlar Imom Tabaroniydan, Mujamul Kabirdan Uqtulul hayyat kulla. Faman tarakaha khashyata sa'raha falaysa minna. İlonlarning hammasini o'ldiringlar. Kimki ularning intiqomidan qo'rqib ularni tark qilsa bizdan emas. Muhaddislar tomonidan mazkur mavzudagi hadis quyidagi iboralar bilan zikr qilib keltirishgan. Mana bir qancha ko'rinishlarni o'qiymiz. Man tarakal hayyata xoshyata sar falaysa minna. Qasos oladi mendan, o'ch oladi deb turib, ilonni o'ldirmagan mendan emas. Man ro'a hayyatan falam yaqtulha mahofata talabiha falaysa minna. Kim bir ilonni ko'rib, uni izlashidan qo'rqib o'ldirmasa bizdan emas. Kimki bitta ilonni o'ldirsa, unga 7 ta savob bo'ladi. Kimki bitta qurtni o'ldirsa, unga 1 ta savob. Insonga zarar yetkazadigan qurt endi bu. Kimki ilonni talab qilishdan qo'rqib tark qilsa, u bizdan emas. Ehtimol ilmsizlik uchun ilonni ko'rdi, rahmi kelib qo'yib yubordi. Qani ilmsizlikni musibatligini. To'g'ri ish qildim, rahim shafqat ko'rsatdim deb savob qildim deyapti, o'zi aslida nima qilyapti? Gunohkor bo'lyapti. Ilm o'rganishimiz kerak. Mana endi ana shu ilonning ayrim turlari haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad va Tabaroniydan keltirilgan bu hadis. Uqtulul hayyat. Faman vajada za tufyatayn wal abtara falam yaqtulhuma falaysa minna fa innahuma allazani yaqtifani albasara va yusqitani ma fi butunin nisa. Nima uchun o'ldirayotganligi ham, nima uchun o'ldirish kerakligini ham payg'ambarimiz aytayaptilar. Ilonlarni o'ldiringlar. Kimki ikki chiziqli va dumi kalta ilonni topganda uni o'ldirmasa bizdan emas. Chunki bu ikkovi ko'zni qamashtirib ko'r qiladi va xotinlarning qornidagi narsasini, bolasini tushirib yuboradi.
İki deyil ona aitildi. Dümü kelte, dümsüz yokşaydı. Ve küregi de, beli de iki de çizgi varı, bu közde nörünü ketkizadı. Közde kör kılışı ki sebep oladı. İkincisi, ne mi deyildi? Hamileni şüye sebep oladı. Bilen mi de şu narsanı? Resulullah haber vermese de. Bunu bilme. Haber vermese, koy, canı var gel, rahim şefkat kılıp, ötküz varış değil mümkün bula. Bu, akeller bu şeriat bu. Şeriat ayet yaptı. Bu adamga zarar kıladığına zarar görende falan 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 işler var. Çünkü katıl kılıyor. Kim öldürmese bizdenmez de yaptı. Biz Müslümanlara ayet yapız bu yaptı. Abu Umar ayet dedi. Zu tufiyatay onu belirde ikide ok çizgi buladı. Yani al abtarı huddu dümü yok diye buladı. Dümsüz yok şeydi. An-Nasr ibn Şumayl dedi ki, bu ilan dümsüz yokşaydı, eğer onge hamiledar ayol közü şüp kaladı yanmasa hamilesi şüp getip kaladı. Nahana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an katlil cinan alleti tekunu fi buyut gayri di tufiyeteyni vel batra. Bana indi kanaka ilanda öldür boğması diye yana aitlerini yaptı. Bu hadiste okuyakenimizde etti ki, Hamas öldürüldü mi yok ki Hamas koyvarladı mı? فَإِنَّهُمَا تُطْمِسَانِ الْأَبْصَارِ وَتَقْتُلَانِ اَوْلَادِ الْحَبَالَ فِي بُطُونِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا Resulullah diye yaptılar. Ayşe anamız razıyallahu anh'a bu hadis. İmam Ahmet'ten kirtirledi. Resulullah bizni üyelerde boladigen iki çizikli ve dümü keltelerden özge cinlerini, özge ilanlarını öldürüşten kaytargendiler. Yani bu yatırgi iki de sıfatı olmasa öldürmeyi koruyorlar diye peygamberimiz. Lekin şuna kap olsa elbette öldürüyorlar. Çünkü bu iki oğları közlerini kamaştıradı. Hamiladorlar karnıdaki balalarını öldüradı. Demek kim ki bu iki oğunu öldürmese bizden imez.